Özkan'ın olmuş da. Fuatlı ötekiler de daha böyle şeyler. Onu kurgulayalım, nasıl yapalım? Biz de kayıtta olalım. He. Şu an kayıtta mıyız Demirhan? Efendim? Niye haber verdiniz? Kapıda kimse yok mu? Ha valla ben işte işim var, bugün de çıkmak zorunda kaldım. Neyi görüşecektik? Tamam. Ya benim adım bak, şimdi hatırladım bak. Ama yani ben dışarıdayım ya, ne yapacağız? Valla ben arayacağım artık, o zaman geleceğiniz ya da ben gelince sizi arayacağım. Gelebiliyorsunuz, geleceksiniz. Tamam, siz çocuklar gitar dersi de iki taneler değil mi? Öyle hatırlıyorum. Tamam. Başladık mı? Ne abi? Bir şey de söylemiyor ki o. Nerede ışık kırmızı? O ışık 15 dakikadır var ya. Ne haber Hakan? İyiyim kardeşim. İlk konumuz bekletilmekmiş. Ama çok bekledik. Bu konuyu kim yazdı? Hamza'nın mı? Çünkü sebebi ne? 2 saat falan rahat bekledik beyler. Orhan Gazi'de telefon şakası yapmadığımız adam kalmadı biraz önce. Hepsini telefon şakaladık yani. Bu program sondu. Bizim enerjimiz çok önemli. Acayip. Biz enerjilerimizle varız. Bak bu programı enerjilerimizle çekiyoruz arkadaşlar. Bizim enerjimiz çok önemli. Bizim burada 2 saat enerjimiz düştü. Deli gibi şakaladık milleti. Bizim enerjimiz çok önemli. Efendim? Tamam abicim. Değiştiririz. 2-3 saatte. Şu an bekletiyor görüyorsunuz. 3 saat. Hiç sevmem herhalde. 50. 50 mi? Bağlamı telini 50 liraya değiştiriyor. Ama orada şey. Ben anteli 15 liraya değiştiriyorum. Efe'm bize ilgili. Sen şu an o müşteriyi belirtmiş olmadın mı Hakan? Tanıdıkmış ya. Sıkıntı yok. Siz de tanıdıktınız. Biz enerjilerimizle varız. Biz burada enerji işi yapıyoruz. Ama o çocuğa da az kalsa ilham gelecekti. Bağlamayı hemen yapsaydın çünkü çalacaktı şimdi. Belki hayatının bestesini kaçırmış şu anda. Ne yapayım, o programdan mı çekip gireyim? Demek ki bekletilmek bazen çok ihtiyaç doğurabiliyor yani. O zaman biz hepsini geri alalım. Ya bir kere ben starım kardeşim, beni niye bekletiyorsunuz ya? Ay ben de gideyim müşteriyle görüşeyim. Bunlar da böyle beklesin. Beklesin. Şu anda dünya üzerinde kaç tane farklı dil konuşuluyordur? 2000'in üzerinde dil olduğunu biliyorum. 1000'in üzerinde. 7000. 7000 dil vardır ama 2000'i kullanılıyor falan diye biliyorum. Yok, 7000'inde kullanılıyormuş. Abi çılgın zaten bu noktada şuraya değineceğim yani. Abi dünya, bu insanlar bir yerden çıkmış. Değil mi? Adem Havva muhabbetinden evet. Geliyorsun. Aynen. Ondan sonra Nuh'tan gel bir de abi. Herkes aynı dili konuşurken. Ben gözünü çıkarayım. Ya 4000 yıl önce falan bağlı aynı dili konuşuyorlar. Yani Nuh'ta zaten biz aynı dili konuşuyoruz. Herkes ölmüş. Biz beşimiz kaldık. Avrupa'ya ben gideyim. Amerika'ya sen git falan. Bölüşmüşüz abi böyle. Aynı dili konuşuyoruz. Ya gittiğimiz yerde bizim çocuklarımız niye başka bir dil çıkartmışlar da 7000 olmuş bu acı? Ben hala şunu anlamadım. Çinli'yle Japon niye aynı dili konuştuğunu bile anlamadım. Ya konuşmadığını bile anlamamışken. Ama İngiltere ile Amerika aynı dili konuşuyor. Hani oradan sömürge tamam, oraya gidebilirsin ama 500 yılda İngiltereliler Amerika'ya gitmiş, yeni bir dil geliştirmek akıllarına gelmemiş. Abi Nuh'un çocukları 7000 dile bölünmüş. Sebep? Abi bizim Orhan Gazi de farklı konuşuyor. Mesela Paşapınar'a gidiyorsun, orla bizim oluyor. Bu başka dil değil mi şimdi? He? Tavır. Orla bizim oluyor. He? Çentici Gabay'ı. Beni götüver. Götüver mi canım? Ooo. Aman yarabbim, yürü gençler. Şimdi bu börekler nereden geliyor? Harbi güzel. Börek yani. Biz yediğimizi yiyelim. Kalan sizin. Siz yemeyeceğiniz mi gençler? Aynen, hepsi benim. Bu en taze nerede? Köşedeki yer. Kız Meslek Lisesi'nin karşısında. Evet. Giderken ne diyorduk? Sağda. Sağda. Solda. Fatih Bahar. Fatih Bahar niye? Oğlum oradan giriyor. Fatih, bu işi biliyorsun. En taze. Bu ne ya? Abi bakar mısın? Bu kadar çok malzeme koyarlarsa batar ama bunlar ha. O kadar lezzetliydi ki. Normalde kaç kişilikti bu? 4. Abi 6 kişi bitiremedik. En tazeye tekrar teşekkür ediyoruz. En taze Kız Meslek Lisesi'nin karşısında. Bunu böyle yapınca gider mi? Börek gitsin. Şimdi yönetmen kim? Yönetmen kim? Bilmiyorum. Bize konuşmuyor arkadaş. Bir de yönetmenin sandalyesi olması lazım değil mi? Hani evet abi. Bant, hani yok. Action bile demiyor da kırmızı kul, noktaya kul, bakın. Lan diyor. Şey. Ya. Arkadaşlar enerji yükseltin, enerji düştü falan. Hey 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 falan. Yok bunlar. Bak şu an sakallarıyla oynuyor, görüyor musun? Niye gergin misin? Bugün gergin değil ya. Olmuyor. Bugün çok gergin değil mi? Gergin misin aynen. Bugün? Gergin misin? Şey. Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Lan ben! Bugün de Hakan'ın cebinde kaç parayla gezdiğini öğreniyoruz. 1 lira. Ya bugün bir ekmeğin yarısını daha fazlasını alabiliyorsun parayı. Ekmek alamıyoruz. Olsun. Yarısından fazlasını alıyor mu? Bir ekmek alamıyoruz arkadaşlar. Konuk gelmiyor ya. Alay edeceğiz diye. Bizim konuğumuz yok. Korkmayın bizden. Alay etmeyeceğiz. Alay etmiyoruz. Alay etmeyeceğiz. Direkt burada.
Aradığınız numara geçici olarak servis dışı. Aa, akkuş batmış. Borcu ödememiş diye. Bu niye hep bana oluyor? Sana oluyor mu hiç? Abi gittim açılışa. Acayip bir kalabalık zaten. Abi böyle sağda solda gezerken bir baktım. O seçim bürosunun kapısındayım. Herkes bana merhaba diyor. Baktım karşılamaya başladım. Sonra dedim ki ya ben niye kapıda dikiliyorum ya? Ya böyle bir özgüven yok yani. Benim burada ne işim var? Yani farkında olmadan belki de ufak tefeyim mi? Giriyorum aralara. Dedim lan yan tarafa geçeyim. Yan tarafa dikiliyorum. Baktım mikrofon verdiler. Çetin Çoklar'a. Başladı konuşmaya. Demokrat Parti il başkanı falan tutuyor elim. Kaldırıyor. Abi benim burada ne işim var? Herkes karşı, ben ne sizin yanınızdayım ya? Sen olayı anlayamıyorsun. Bere falan, izbil gibiyim böyle. Ama anlamıyorum. Sonra dedim sıyrılmam ben. Sıyrıldım karşıya falan dikili. Ama benim başıma bazen geliyor. Mesela arkadaşımın babasının cenazesi vardı Buruk. Ya tamam, arkadaşımın babasının cenazesi. Yani çok da böyle şey bir durum değil. Hepimiz bir arkadaşlarımızın babalarının cenazesine gitmişiz. Bu kaç tane cenazede boşuma geldi abi. Acayip bir kalabalık. Bir bakıyorum. O mezarın içine ben inmek üzereyim yani. Hani tutucundan var ya. Abi ben niye önündeyim gene ya? Ya farkında olmadan bir bakıyorum böyle yani toprağa at. Tıkı orayı. Tıkı amcalar. O bir anda ben oluyorum yani. Sonra bir ben gene böyle duygulanıyorum. Çocuk ağlıyor falan böyle. Bir de böyle taşırken en öne geçiyorsun ya. En öndesin abi. Senden almıyor adam. Evet. Kalıyorsun ya öyle. Kalıyorlar abi. Bakıyorlar arkaya. Bir biraz kiloluysa. Ama abi ben burada itiraf ediyorum. Ben şey taşımıyorum. Tabut. Boydan. Boydan. Abi yani, şimdi ne zaman tabutu yetmiyor. Almaya kalksam aldım o köşe aşağı iniyor. Tam sonra öbür abilerin hepsi aşağı böyle şey yapıyorlar, tamam mı? Ama boyu yetmiyor. İşte diz çöküyor. Abi hepsi diz çöküyorlar böyle. Öyle gitmek zorunda kalıyorlar. Zaten hemen biri böyle yapıyorlar. Al ucundan al. Hemen biri geliyor. Normalde böyle herhalde uzun boylu falan gördükleri için geçiyorum abi öne. Önde kalıyorum abi. Arkadan kimse geliyor. Bakıyorum böyle yapıyorum. Böyle. Ben devam ediyorum ben. Abi orada mantık şey aslında böyle. Gireceksin hemen verdin gitti. Yani sonra, şanslısın o zaman. Öyle diyebilir miyiz? Ya aslında taşımak istiyorum. Ama insanlara taşıyorum yani. Şöyle taşıyanlar gördüm ben abi. Abi nasıl taşıyacaksın ya? Abi şöyle... ölmüş 150 kilo. Nasıl tutacaksın öyle ya? Ne yapalım? Kuruşum gel ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben şu an heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Oğlum Ender'i göremiyorum. İlk evet. Konuğumuz Tunç. Hoş geldin. Az hoş buradaydın. Atıp tutuyordum. Gel tamam, bile burada mı atlıyorsun şimdi? Ya. Ama biz çok alay ediyoruz bunu. Hazır mısın? Hazırım canım. Buyurun. Niye tıraş olmadan geldin? Ya o da benim terbiyesizliğim vallahi, sormayın. Tepeden biraz açılma var. Hiç sorma, kubbe gitti. Gözlerin yeşilmiş senin. Evet. Ne oldu, alacak mısın? Sakallarda beyazlık. Evet. Yakında hiç görmemiştim. Alıcı gözüyle mi baktın şimdi? Aynen. Ya abi yayıncılık yapıyorsunuz. Ya bu konuda mesela neler görüyorsun, neler yaşıyorsun? Bizim yani görevimiz olan bir şeyi bildirmek. Hakan buradaydı. Hakan çok iyi müzik yapardı, bilmem ne, biz bunun yorumunu yapmayız. İnsanlara olan şeyleri bildirebilmek asıl görevimiz. Ama kamerayla galiba çıkıyorsunuz dışarıya falan kendi. Çıkıyoruz yani. Evet, eğlenceli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sorular soruyoruz. En azından olduğumuz bölgenin hani insanları ne istiyor, ne istemiyor. Biz de görmüş oluyoruz. Kamera görünce üçü görmüşe dönenler var mı hala? Aslına bakarsan Orhan Gazi'de biz buna çok şaşırdık. Yani biz bekliyorduk ki kamera görünce öcüye dönsün böyle. Kesinlikle abi. Tam tersi. İnsanlar geliyor hani bana da sor, ben de cevaplayayım falan diye. Çok güzel bir durum var. Orhan Gazi'de güzel bir özgüven var bence bununla alakalı. Yani toplum olarak da bu konu acayip. Mikrofon uzatılsın istiyoruz. Evet. Şunu istiyoruz abi. Ya en azından, söylemek istiyor herkes. En azından düşüncelerimizi biraz daha rahat dile getirmeliyiz ki az önce mesela bir küfür ediyor olmam lazımdı, etmedim, benim yerime sen ettin. Hı. Ediyor olmam lazım. Siz de bu arada çok iyisiniz. En azından izliyoruz, dışarıdaki tepkilere falan da bakıyoruz. İnşallah hani bu standardı bozmazsınız. Harika da bir ekipsiniz. Hepiniz süpersiniz. Kalk git abi ya. Tamam. Tamam hadi. Hadi ben gidiyorum tamam, abi. Hadi. Başarılar size. Yine gel abi. Bakarım. Yine gel abi. Hadi yine gel, çok uzaklaşma. Abi. Ya sandalyen kalsın Tunç. Hiç gitmemişsin. Ton ne? Oh. Adana'ya yinekmiş, şalvarından yinekmiş, kebabından yinekmiş. Hayır, niye Adana oğlum? Sen niye Adana'ya taktın? Adana böyle geldi ya. Sen 3 haftadır Adana'dasın. Abi deli şarkımı çok seviyorum ya. Dünya yıkılsa üzerine, son sözüm yine iki kelime otur kalbimin üzerine. Bir de bu şarkı ki. Bu yüzden şimdi ki. Ben gönlümü bir kere sana verdim, ömrümü uğruna heder ettim. Son durak liman, seni seçtim, vazgeçemiyorum. Gururu kirli evde bıraktım, en yarın haline sana attım. Yine bir kere ışık yaktım, vazgeçemiyorum.
Öle öle kayıp şehirde, aşkımla sürgündeyim belki de. Sürüne sürüne tutsam gözlerine, delice delice tutkunum sadece. Kızıyorum en zayıf haline, sevsen de sev sevme umrumda değil. Umrumda değil, seni seviyorum. Sevdalar gönül verdim, düşürdü beni dillere. Aşkıma yürek verdim, savurdu beni küllere. Kulağım uzun. Ne sen ne, ne... Evet, sen şarkıyı biliyorsun değil mi? Nakaratta gelirim. Sevdana gönül verdim, düşürdü beni dillere. Aşkıma yürek verdim, savurdu beni küllere. Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe. Kelimeler yetersiz, sen olmayınca olmuyor. Sevemem senden başka, gözüm arar gözlerini. Dil söyler, kalbim ağlar, yürek çeker özlemini. Kulağımdan sesini, gözlerinden hayalini. Atamam, ah atamam, sen olmayınca olmuyor. Çayı hak ettin. Çayı hak ettin. Bravo. Fatih, ağzını kırarım ha. Karşımızda içip durma ya. Ayıp kardeşim, onu dolduruyorum. Bize ne dolduruyorsun? Bir de programa gelmeden ses açalım lan. Dikte çatal olmuyor. İkinci istek. Ferhat Göçer var mı? Hayır. Aşk kaçtığımdan, aşk dön ölümden, aşk bir sebepten. Gel gir dünyama, aşk kaç büyümden, kaç büyümden, aşk dön ölümden, dön ölümden, aşk bir sebepten, bir sebepten. Gel gir dünyama. Öyle bulun. Hakan senin yüzün daha güzel. Sen ne yapayım ben ya? Burada Mısın mobil uygulamasını indirin. Burada Mısın uygulamasını indirdiniz mi? İndirmediyseniz hemen indirin. Android ve iOS hesaplarınızdan Apple Store'dan ulaşabilirsiniz. Burada Mısın? Bülbül de gam, ben de hazan. Selvi endam, sendeydi güzel. Ah bu ne gam, bu ne siyah. Sevim sefalar, sendeydi güzel. Ellerim dimdim, gözlerim dimselam. Şimdi ben neyle sarılacağım? Ah şimdi ben.
ben neyle sarılacağım. Beyler. Çak, hoşça kal göz bebeğim, hoşça kal göz bebeğim, hoşça kal göz bebeğim, hoşça kal öbür yaza kadar, hoşça kal göz bebeğim, hoşça kal göz bebeğim, hoşça kal göz bebeğim, hoşça kal. Cha lay 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 lay. Vay be, nereden geldi bu şarkı?